Herkese merhabalar. Bugün ne zamandan beri bahsetmek istediğim bir konudan bahsedeceğim. Endüstriyel robotlaşmadan bahsedeceğim ve bu endüstriyel robotlaşmanın uzun vadede dünya üzerinde yaratabileceği kıtlık ihtimalinden insanoğlunun robotlar karşısında nasıl bir pozisyonda kalacağından bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle şunu sormak isterim. Endüstri 4.0 nedir? Endüstri 4.0'ı daha önce duyan var mı? Endüstri 4.0'ı duymayanlarla saatlerce konuşabiliriz. Ama Endüstri 4.0'ı kısaca anlatmak gerekirse, Endüstri 4.0 içerisinde aydınlatma olmayan karanlık fabrikaları öngörmekte. Karanlık fabrikalar, içeride ışık yok. Peki bir fabrikada aydınlatmaya neden ihtiyacınız olmaz? İnsanlar birbirlerini nasıl görecekler, nasıl çalışacaklar? Cevap şöyle, fabrika üretim alanlarında insana ihtiyaç olmayacak. Dolayısıyla birbirlerini görmelerine de gerek kalmayacak. Şimdi edecek adacak ekleriyle konuştuğum için sanki bu bir öngörü, bir hayal gibi düşünülüyor ama şu an hali hazırda dünyada Endüstri 4.0'ı tamamıyla geçmiş ve içerisinde aydınlatma sistemi olmayan insansız fabrikalar zaten faaller. Bir gıda fabrikası düşünün. Bu gıda fabrikasının girdiye ihtiyacı vardır. Bazı gıdalar girer ve bu gıdalar birleşerek son ürün olarak dışarı çıkarlar. Şimdi bir pizza fabrikasını ele alalım. Düşünelim ki bu pizza fabrikası tamamen Endüstri 4.0'a geçmiş bir fabrika olsun. Hamur tankları ağzına kadar dolu. Sebzeler, sucuklar, salam, salça, zeytin, peynir. Artık pizzada ne seviyorsanız tankların o malzemeleriyle dolu olduğunu düşünün. Tüm tankların doluluk oranları birer sensörle kontrol ediliyor. Ve bu tankların mevcut o anki doluluk oranları internete bağlı olan sistemler sayesinde yan sanayiye iletiliyor. Yani domates üreticisine daimi olarak ne kadar domates kaldığına, senin tankında ne kadar domates kaldığına dair bir bilgi gönderiliyor. Sucuk üretene de gönderiliyor, sosis üretene de gönderiliyor. Ve aynı şekilde sizin bu üretim hattınızın çıkışının da örnek veriyorum yemek sepetine bağlı olduğunu düşünün. Siz yemek sepetinden sipariş açtığınız anda fabrika üretime geçiyor ve pizza üretilmeye başlanıyor. Böyle bir ağın kurulduğunu düşünün. Sipariş geliyor, siparişler artıyor, fabrika girdisinin artması gerekiyor. Ama tanklar aracılığıyla bu bilgi sürekli olarak dışarı aktarılıyor. O yüzden ham madde girişinde herhangi bir sıkıntı yok. Tabi az önce bahsettiğim şekilde üretim hattının çıkışı da yemek sepetine bağlı. Yani adresiniz sistemin elinde mevcut. O yüzden biten pizzanın robotlar tarafından paketlenip evinize sevk edilmesi için herhangi bir engel yok. En başa dönelim, sizin pizza siparişiniz fabrikaya girdi. Pizzalar üretim hattında birer kağıt üzerinde, yağlı kağıt üzerinde üretildiklerini varsayalım. Ve bu yağlı kağıt içinde birer RFID çiplerinin pizza ile hattın en başından ta hamurun döküldüğü andan paketlemeye kadar pizzalarla beraber hareket ettiğini söyleyelim. Peki RFID nedir? RFID günümüzde sık sık kullanılan bir haberleşme teknolojisidir. Yani bu sistemde sizin pizzanızın altındaki RFID, pizzanın içerisinde hangi malzemenin olacağı, hangi malzemenin istenmediği bilgisiyle beraber hat üzerinde hareket ediyor. Böyle bir sistem hayal edin. Sipariş direkt fabrikanın stoklarından, tanklarından başladı. Siparişinize göre oluşturulan hamurun altındaki kağıdın içerisinde bir RFID var. Bu RFID içinde sucuk mu istiyorsunuz, sosis mi istiyorsunuz, bol kaşar mı istiyorsunuz, ançüez mi istiyorsunuz? Tüm bilgiler bu kağıdın içerisinde var. Buna bağlı olarak üretimimiz tamamlandı ve ürününüz son haline getirilip sevk edildi. Her şey ne kadar güzel gözüküyor değil mi? Malzemeler ne kadar verimli kullanıldı. %100 verim. Robotlar sayesinde bu üretim hattında 1 gram bile salça teorik olarak boşa harcanmadı. Her pizzada standart kalite ve standart bir lezzet yakalanmış oldu. Ve tabi pizzalara el de değmedi. Bütün pizzalar robotlar sayesinde üretildi. Peki dahası mı? Dahası da var. Demiştik ki ham maddeler tanklardan otomatik olarak gelecek diye. Bu sayede tanklardaki hiçbir malzemenin raf ömrü geçmemiş oldu. Hiçbir malzeme çürümedi ve kayba uğramadı. Sistem otomatik olarak raf ömrü bitmekte olan malzemeleri üretime verdi. Bu pizzalar üretildi ve dondurulmuş pizza olarak saklandı. Ve yeni bir pazar yaratılmış oldu. Verim hala %100. Üretim stokların azalmasına göre kendi kendine karar verdi ve yan sanayilere siparişlerini verdi. Sucukçuya sucuk, domatesçiye domates söyledi. Hatta sistem kendi kendine şuna da karar verebiliyor. X miktarda ançüez kullanıyorduk ama son grafikler diyor ki ançüez kullanma miktarımız %35 azaldı. Hemen yan sanayilere geçilen sipariş otomatik olarak %35 azaltılıyor. Böylelikle fabrikaya giren ham maddeden kayıp sıfıra düşüyor.
Bir işçi 1 saatte 10 pizza yapabiliyorken bu hat 1 saatte en az 50 pizza yapabiliyor. Patron mutlu, müşteri mutlu. Hatta pizza fiyatları ucuzladı bile. Maliyetler düştü çünkü. Peki kim mutsuz? Ya da kim mutsuz olacak? Sektördeki tüm pizza fabrikaları, yan sanayileri, beyaz eşya fabrikaları, otomotiv fabrikaları, gıda fabrikaları, tekstil fabrikaları bu sisteme elbette ki zaman içerisinde geçecek. Kulağa çok hoş geliyor. Ancak iki soruyu akla getiriyor. Bir saatte 50 motor üreten bir motor fabrikası artık bir saatte 200 motor üretmeye başladı. Peki soru şu, hangi ham maddeyle? Ham madde tüketimi dünya çapında birim zamanda öyle bir hal aldı ki dünyadaki metal cevherleri artık tükenmek üzere. Şu an ekranda bir grafik var. Metal tüketimine bağlı zaman grafiği. Bu grafiği bir yerde kestim. Grafiği kestim, bu yer dünyada muhtemel kıtlığın olacağı ya da olmayacağı yer. Ham madde kaynaklarını bu zaman çizgisine gelene kadar genişletirsek insanoğlu devam edebilecek. Eğer edemezse ciddi bir kıtlık olacak ve dünya global bir buhrana girecek. Peki ham madde kaynakları nasıl geliştirilir? Teknolojiyle beraber ham maddelerimizi nasıl arttırabiliriz? Bunun ilk düşündüğümüz zaman birkaç yolu var. Ana başlık olarak bakarsak. 1. Geri dönüşümün çok kaliteli bir hale getirilmesi, yüksek verimli hale getirilmesi. Yani attığımız hiçbir çöpün gerçek manada çöp olmayacak olması. Madencilik tekniklerinin geliştirilmesi, artık ulaşabiliyor olmamız demek. Çıkaramadığımız madenleri de artık çıkarabiliyor olmamız demek ve çıkardığımız maden cevherlerini çok daha verimli işleyebiliyor olmamız gerekiyor demek. Ve bir diğeri, biraz bilim kurgu gibi gözükebilir ama günümüzde SpaceX firmasının yaptığı yatırım, uzaya yerleşmek, uzayda bir koloni kurmak ve uzaydan madencilik yapmaya başlamak. Elon Musk'ın SpaceX firması tamamen bu amaçla kurulmuştur. Akla gelen bir diğer soru, bu kadar çok robotikleşmenin sonunda bu kadar çok işçi nasıl değerlendirilecek? Şu an dünyada bir geçiş aşamasında olduğumuz için robotlaştırılan bölümlerde çalışan işçiler başka bölümlere aktarılabiliyor. Ya da o işi bırakıyor, başka bir işe geçiyor. Robotun kullanılmadığı başka bir işe geçiyor. Ama yapay zekanın gelişmesiyle beraber, robotik endüstrisinin gelişmesiyle beraber bu robotlaşma tüm endüstrilerde, tüm alanlarda olursa bu kadar insan ne iş yapacak? Bildiğiniz gibi şu an dünya nüfusu 7 milyar. Yakın tarihlerde çok daha yüksek rakamlar gözüküyor. Dünya üzerindeki insanlık nüfusu hiçbir zaman lineer artmayacak. Logaritmik olarak artacak. Bu artışın sonunda çalışamayan insanlar ailelerine nasıl bakacaklar? Aç mı kalacaklar? Bir öngörü daha var. O da şu ki robotlaşmanın vasıfsız işçi mantığını ortadan kaldıracağını söylüyor. Artık her bir birey vasıflı bir hale gelmek zorunda kalacak deniyor. Yani kısa yoldan söylemek gerekirse herkes mühendis olacak. Herkes mühendis olmak zorunda kalacak deniyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse dünya hiç olmadığı kadar beyin gücüne sahip olmuş olacak ve bu da yeni teknolojiler kazanmamıza, yeni teknolojileri birim zamanda daha hızlı geliştirmemize imkan verecek. Bonus olarak her konuyu bağladığım gibi bu konuyu da Matrix filmine bağlamak istiyorum. Hatırlarsanız Matrix filminde robotlar o kadar çok gelişiyorlardı ki insanları köle haline getiriyorlardı. İnsanlardan insan tarlası yapıyorlardı ve insanların vücut ısılarıyla çalışan makineler yapıyorlardı. Sizlerin de bu konuyla ilgili yorumunu gerçekten çok merak ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup alttan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.